Şey, bakar mısın? Umut ben. Hayatı büyük olaylar yönlendirir derler. Oysa hayat aldığımız küçük kararların toplamıdır. İlk taşı ben atarım. Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecekti. Köpeğini dışarı çıkarmak ya da evde kalmak. Tut elimi, buradan gidelim. Olmaz demeden dinle. Saçmalarsam? Merak etme, izin alınmam. Dağıtırsam? Toplarız. Kaybolursa? Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu nasıl bilebiliriz ki? Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel. Engin Akyürek ve Engin Akyürek. Tanışıyor muyuz? Kim bilir? Kültür Sanat Ekranı'ndan herkese merhaba. Bir Aşk, İki Hayat filmi. İçimizi duyguyla sarıp sarmalayan çok güzel bir aşk filmi olmuş. Filmin kahramanları, kahramanlarına hayat veren çok değerli iki oyuncu yanımda. Onlarla filmi konuşacağız. Bergüzar Korel, Engin Akyürek. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Filmi izledim ve çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bu aşka inancımı biraz tazeledi film. Siz neler söylersiniz? Güzelmiş. Sizdeki duygu durumu nedir? Ben kendi adıma konuşacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben daha son halini izlemedim. Bu akşam izleyeceğim. Biz bu filmi çekerken çok mutlu çalıştık. Hep onu söylüyorum. Yani kendi adıma, Engin'in de öyle bir oyuncu olduğunu bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. İstediğimiz ve ulaşmak istediğimiz bir gerçeklik duygusu var. Ve onu yansıtmaya çalıştık Deniz ve Umut'la. Tek isteğimiz insanların samimi bir şey izlemesi, gerçek bir şey izlemesi, hayatın içinden bir şey olması. Bizim hani kimliklerimizi unutup gerçekten Deniz ve Umut olduğumuza inanması, aşka inanması. Nitekim siz de bunu söyleyince şimdi ben çok mutlu oldum. Siz evet. Neler söylersiniz? Ya tabii ki derdimiz gerçek bir film olması ama biraz 2019 güncel bir aşk hikayesi. Yani biraz kentli bir hikaye gibi duruyor ama artık her şehir birazcık kent ve birbirine benzemeye başladı. O yüzden hani güncel 2019 yılında geçebilecek, Kadıköy sokaklarında geçen, Moda'da geçen 2019 model bir aşk filmi. Şimdi orada siz gerçekçi dediğiniz için ben filmden çıktıktan sonra ki çok fazla film izliyorum. Hem mesleğimden dolayı hem özel ilgi alanım olduğu için seyirciye saygı duyan bir film olmuş. Aa, çok sevindim. Yani çok güzel bir kelime bu. Çok güzel bir kelime. Gerçekten tüylerim diken diken yani oldu. Çünkü şöyle hani hep böyle bir romantik filmlerde, aşk filmlerinde hep bir abartı vardır. Yani o gerçeklik yoktur aslında. O yüzden gerçekten matematiğiyle, duygusuyla, evet aslında herkesin başından geçebilir dedirten, dolayısıyla seyirciye saygı duyan bir film olmuş. Ben çok öyle sevindim. Düşünüyorum. Gerçekten duyduğum afişe en güzel şeydi. Çok güzel bir cümle. Gerçekten teşekkür ederiz. Evet, çok rica ederim. Seyirciye saygı duyması hani evet biraz böyle aşk filmlerinin kendi matematiğinde aşkı böyle idealize eder. İşte çiftler tanışırlar, ayrılırlar, sonra tekrardan birleşirler ama bu film evet tanışıyorlar, aşık oluyorlar ama bu anlamda gerçek hayatta yani tanışmaları, karşılaşmaları, ilişkinin dönüştüğü, geliştiği, evrimleştiği noktalar aslında hepimizin hayatında gizli olan, hepimizin yaşadığı aynen. Şeyler. Hı hı. Ya duyguların takibini yapıyor. Yani öyle her şey birdenbire pat diye olmuyor. Evet. Yani çok göstermeci bir taraftan, çok değil hatta göstermeci bir taraftan yapmadık bu filmi. Hı hı. Hani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçek hayatta dediği gibi Engin'in aşkı idealize eden, evet romantik filmleri ben de seviyorum. Hı hı. Ben de izliyorum, hayallere dalmayı seviyorum ama bu film daha çok gerçekten benim kendi arkadaşlarımdan da, kendi çevremde de çok fazla rastladığım bir ilişki biçimini anlatıyor. Ya, ilişki yaşayış serüvenleri de öyle. Yani aşkı yaşamaları, ilişki o serüvenin içinde yaşadıkları, kavgaları, hayalleri ve hayal kırıklıkları. Seçimleri. Hepsi çok gerçek. Yani benim çok duyduğum hikayelere benziyor. Ama bu demek değil ki bilindik bir şey anlatıyorum. Yani insanlar gelsin, izlesin, kendi hayatlarından eminim bir şeyler bulacaklar. Kesinlikle yani öyle. Klişe bir cümle gibi geliyor ama gerçekten öyle.
Kadıköy görsünler, moda sokaklarını görsünler. Şimdi oraya geleceğim. Bir de şöyle bir şey var. Yani saygı duyma noktasında şu da var. Gerçekten birbirinize çok yakışmışsınız. Yani o noktada çok önemli. Yani hani öyle bir filmler izliyoruz ki yani o adam ve o kadın olmaz ama yani öyle bir enerji ya da öyle bir elektrik olmaz. Yani illa tabii ki de örnekleri vardır ama son yıllarda izlediğim hani inandırıcı çok iyi olmuşsunuz kast olarak da. Bu anlamda proje nasıl geldi, siz nasıl değerlendirdiniz ve yani yanılıyorsam düzeltin, ilk kez mi bir arada oynuyorsunuz? Bana söylediğine bir şey, sadece aşıklar yani çift olanlara iyi gelmeyecek bu film. Böyle aşk arayanlar için de bence onlara da iyi gelecek bir film. Çünkü filmin içindeki o tercihler noktası, hayatımızdaki o tercih noktası, o büyük aşkı bir şekilde bulacağız ya da onunla bir şekilde karşılaşacağız meselesi filmin içinde çok güzel bir şekilde var. O yüzden aşk arayanlar da bence filmi sevecekler. Filme nasıl dahil oldum? Ben Engin'den sonra dahil oldum. Vatanım Sensin'den yeni çıkmıştım. Daha 2 gün olmuştu galiba. Ya da 3 gün. Saçlarımı kestiği 2 gün olmuştu. ve tatile gitmiştim ailemle. Menajerim aradı, Ayşe Barım. Ve bir filmden bahsetti ve ben tabii ki hemen hayır çünkü çok yorgunum ve ailemle sadece tatil yapmak istiyorum. O da dedi ki yıllardır hep bir şey istiyorsun ve seni tanıyan bu kadar yıldır da menajerin olarak sana söylüyorum lütfen oku. Çünkü ben hep kendimden çok uzak kadın karakterleri canlandırdım. Aslında o idealize etmeyi seviyoruz aşkı. Karakterleri de idealize etmeyi seviyoruz. Genelde dizide de böyle kadınları oynadım. Daha zaaflarının arınmış kadınları oynadım. O noktada bu senaryoyu okuduğumda Deniz gerçekten çok hayatın içinde olduğu için evet demek istedim. Yıllardır dönem işi yaptığım için kameranın karşısında yani bu fiziksel özelliklerle günümüzde hayatın içinden bu kadar dokunabileceğimiz bir kadın o karakterlerin gerçeklikleri bambaşkaydı. Ama Deniz'i çok oynamak istedim, çok dokunmak istedim ona. O yüzden de kabul ettim ve bir anda içinde buldum kendimi. Güzel olmuş. Umut? İlk okuduğunuzda? Ben biraz daha Vergüzar'dan önce projeye dahil olmuştum. Tabii benim de insan olarak hayatta dert ettiğim birazcık ilişki kurduğum meseleleri biraz anlatıyordu film. Çok enteresan, hatta bir işte kitabımda da yani bir öykü kitabımda da yazdığım öykülerden bir tanesi. İşte aynı hikayeyi yazan 2 tane insanın hikayesi. Böyle hayatta benim de hani insan olarak böyle dert ettiğim o karşılaşmalar, işte aynı yerde, aynı zamanda defalarca bulunan ama bir türlü birbirine değemeyen insanların hikayesi bana hep böyle ilgi çekici gelmiştir. Senaryoyu ilk okuduğumda, evet bu çoğu insanın aslında bildiği ama ilişki kurmadığı bir durum ve bu bence seyirciye iyi gelecek ve benim de bu filmin içerisinde olmam gerekiyor demiştim. Vallahi yani her şey aslında bu filmde böyle sanki filmin hikayesi gibi böyle hesaplanmış bir şekilde. Yani dizi yapsaydık belki işte olmayacaktı, denk gelmeyecektik. Evet. Böyle bir sürü şey kendi içinde. Ya çok güzel yani. Olmuş. Ya yani şöyle bir şey, güzel duygular var. Bir kere aşk var yani evrensel ve herkesin derdi olan, işte yakalamak istediği, yaşamak istediği duygu. Güzel kadın, güzel adam var. Güzel hikayeyle de çok güzel olmuş. O yüzden hani çift olarak sizi daha çok görmeyi çok isterim ekranda, sinema filmlerinde. İnşallah. Öyle diyebilirim. Bir de orada söylediğiniz tesadüflerle ilgili, yani kader diye bir şey var ama bir de benim altını çizdiğim şey var. Sanki o kaderi çizmek de birazcık bizim elimizde, o tercihi de insana, o duyguya ve kişiye bırakmak da çok güzel olmuş. Film işte bunu çok görünür bir, çok büyük bir cümleyle anlatmıyor. Anlatmıyor yani bunun ama altını çok bizim çizmiyor. Elimizde hayattaki durumu gibi. Yani aslında herkes kendi hayat duygusuyla onu tamamlayacaktır. Yani siz kader diyebilirsiniz, o herkes başka bir şey diyebilir. Ama ne olursa olsun filmde o iki akan hikayenin içerisinde görüyoruz ki bizim hayatımızı ya da aşk denilen mesele
bir şekilde hayatımıza giriyor. Yani ben biraz geleneksel bir tipim. Yani öyle bir yapım var. Dolayısıyla kadere inanırım. Belki de ona inanmak beni rahatlatıyor, güvende hissettiriyor. Bir şeye inanmak istiyor çünkü insan hayatta. Ama o belki her şeyin belki bir sebebi var. Her şey olacağına varıyor. Belki su yolunu buluyor. Sadece o suyun aktığı yolu biz uzatabiliyoruz, değiştirebiliyoruz, kısaltabiliyoruz. Yani bu filmde bence dediği gibi bunun çok altını çizmeden hayatın içinden küçük dokunuşlarla bunu anlatıyor. Bizim hayatımız, yaşadığımız hayat, verdiğimiz çok büyük kararların toplamı değil aslında. Yani bu küçük kararların düşünmeden birçok şeye o anlık bir seçim yapıyorsunuz, bir karar veriyorsunuz ve o işte hayatınız oluyor. Bence bu film bunu anlatıyor. O yüzden çok hayatın içinden, o yüzden böyle kalın kırmızı kalemlerle çizdiğimiz cümlelerimiz yok. Yani hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. İnşallah insanlar da bunu biraz görürüz, aile, sever. Bağlar, evet, aile geçmişten var, getirdiğimiz bağlar. Travmalar, özellikle Umut geçmişinden getirdiği travmalarla, yani travma demeyeyim ama sorunlarla çok barışamamış bir adam. Orada da iki seçim var. Orada evet, Umut'un orada seçimi seçim var, Deniz'in seçimi var. Yani Umut o hayatı öyle yaşamayı seçiyor, Deniz böyle yaşamayı seçiyor baktığımızda. Yine seçim. Peki siz o seçmek zorunda kaldığınız dönemler ya da seçim yapmak istediğinizde nasıl hareket edersiniz diyeyim aslında? Buradan yola çıkarak. Ya ben genelde şöyle, o süreç boyunca çok düşünüyorum. Sürekli soruyorum, fikir alıyorum. Yine bildiğimi okuyorum genelde. teslim oluyorum. Yani şu an gerçekten bu sorularla birlikte ben de düşünmeye başladım bunu nasıl yaptığımı. Ama kendi hayatımda biraz teslim oluyorum. Tabii yani daha akılcı değil, daha kalpten kararlar verdiğimi görüyorum. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda gerek iş, gerek özel yaşantımla ilgili düşündüğümde ben biraz daha teslimiyetçi bir karakterim. Sizin... Aslında o teslimiyetin içinde inanılmaz bir özgürlük var. Yani kader de böyle bir şey ya. Kadere teslim olduğunuzda hani sanki elinizden sanki kontrolü sanki elinizden alınmış gibi hissedebilirsiniz yani. Ben neyi kontrol edebiliyorum hayatta? Benim tercihlerimi ben belirleyemiyor muyum? Ama bunun altında o teslimiyetin altında çok güçlü bir şey var. Aslında bence özgürlük de orada başlıyor. Ona teslim olduğunuz aslında kendinizi özgür hissediyorsunuz. Tabii görünen şeyleri kendi aklımızla düşünerek, tasarlayarak ya da işte rasyonel bir şekilde bulabiliyoruz ama hayatta o bizi biz yapan ve o büyük şeyler biraz onları çok tanımlayamıyoruz. Şöyle bir şey demiştim ben, geçip giden hayatın hızını tesadüflere bağlarken aslında seçim sizde şansını da sunan bir film diye düşündüm ben. Yani bir tesadüfler var ama o şekilde dediğiniz gibi yani iki seçenek var. Onu seçsek ama neticede güzel bir duyguya evet getirdiğimiz aile bağları, o bizim o kader örgüsünün içinde zaten her iki türlü hayat da aslında bizim seçimimiz, kaderin içinde güzel şekillenen bir durum var. Bu filmden sonra herkes sanırım Kadıköy, ben Anadolu yakasına karşı hiçbir duygum yoktu. Ben bayağı Anadolu yakası çok güzel bir yermiş. O sokaklarda dolaşmalıyım Kadıköy'de, Moda'da. Ha bir dakika, herkese dikkat etmeliyim. Yanımdan geçip gidiyor falan biri deyip böyle bir durumu da oldu yani. Bence oradaki popülarite zaten vardı ama biraz daha herhalde herkes orada yaşayıp öyle bir şey yaşayabilir miyim duygusuna da kapıldı diye düşünüyorum. Ben zaten yani orada yaşıyorum. Yani bana çok uzak değildi oradaki hayat. Galiba bu film başka bir yerde çekemezdik. Yani evet. Oradaki o hayat duygusu işte. Orası da bize çok enerji verdi. Hikayeye yani, çok yaradı. Belki 10 yıl önce bu filmi çekseydik belki Galata'da, işte Asmalı'na çekecektik. Evet, belki doğru. Beyoğlu'nda çekecektik ama şu anda güncel olan Kadıköy, Moda. Dolayısıyla filmin içinde aslında bir oyuncu şeklinde Kadıköy Moda evet. Sokakları duruyor. Fonda evet. Bambaşka bir, o duyguya hizmet eden çok güzel bir fon var. Yani evden, işte o köpekten, sokaklardan, oradaki detaylardan, o da çok güzel işlenmiş. O zaman ne diyelim, yani bir de Sevgililer Günü haftasında giriyor. Yani benim için çok önemli bir gün değil ama neticede insanlara belki sevgiyi, aşkı hatırlatması açısından önemli.
Çok güzel, romantik bir aşk filmi onları bekliyor. Siz seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Zaten sizlerden dolayı gideceklerdir. Ama herkes bir gitsin, bir temizlensin ve bir evet yani aşkın varlığına inansın ya da o güzel duyguları tekrar hatırlatsın. Öyle istiyorum ben. Siz neler söylersiniz? Hatırlamak güzel. Bence hatırlama kısmını ben seviyorum. 14 Şubat'ta girecek. Biraz tesadüf oldu. Hani sadece böyle sevgilileri bekliyormuşuz gibi bir durum olmasın. Vallahi aşkı arayanlar, unutanlar ya da hatırlamak isteyenler filme gelsinler. Biz güzel bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Ya bence çok uzun ilişkilerin içinde olan ve ilişkinin bütün o pırıltısını kaybettiğini düşünen, çok rutin bir ilişki yaşadığını düşünen, şikayet eden, söylenen ama keyifli zaman geçirmek isteyen de herkes gelip görebilir. Çünkü aslında hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz bu hayatta. Herkes gerçekten aşkı farklı şekillerde ama aslında aynı yaşıyor bence. O yüzden gerçek duyguları görmek istiyorlarsa, gerçekten bir aşk filmi izlemek istiyorlarsa, Kadıköy'ü modayı görmek istiyorlarsa bence gelsinler. Güzel bir film yaptık. Bir de şöyle filmi izledikten sonra birbirinize böyle bileklikler, küpe ya da takı detaylarından oluşan hediyeler de alabilirler. Evet. Onu da söyleyelim. Hadi bakalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kabul ettiğiniz için röportajımızı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız, her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek. Ben çok beğendim. Böyle çok farklı bakış açılarının olduğu, çok dürüst bir film bir kere. En önemlisi dürüst bir aşk hikayesi çekilmek çok zordur. Erkek içinde, kadın içinde böyle farklı bakış açılarıyla çeşitli durumları ortaya koyan ve bunları bir estetik bütünlük içine yapan çok başarılı bir film. Filmi kısacası çok beğendim. Gerçekten hayat kokan bir film. Aşka da çok masum, çok temiz anlatmış. Seçimlerimizin ne kadar önemli olduğunu ve şu anda dünyada neler olduğunu düşünüyorum. O kadar böyle duygusal, o kadar güzel geçti. Zaman zaman çok ağlayasım geldi, çok güldüm. Bir sürü duyguyu bir arada yaşadım. Çok sevdim. Hepinizin eline, koluna, yüreğine, emeğine sağlık. Böyle bir yumuşak bir duygusal, çok sade ve yalın anlatır şeyi güzel anlatan bir film olmuş. Ben çok keyif aldım izlerken. Herkes kızdı. Ben filmi çok beğendim. Çünkü bu tarz hikayeler benim çocukluğumdan beri çok etkiliyor. Çok da güzel çekilmiş, çok güzel sunulmuş bir film bence. Çok duygulandım. Gerçekten ellerine sağlık herkesin. Çok güzel bir film olmuş. Umarım herkes izler. Şöyle bir hissiyat oldu benim için. Su gibi bir film olmuş. Çok güzel akıyor. İkilinin enerjisi çok güzel hissediliyor. O yüzden böyle biraz rahatlamak, biraz umut görmek isteyen bütün seyircileri davet ediyorum ben. Filmi çok güzel buldum. Karakterler çok iyiydi. Çok sevdiğim insanlar çekti. Bir kere Ali Bilgin yönetmen. Çok sevdiğim bir insandı. Çok harika bir iş çıkarmış. Senaristler öyle, oyuncular öyle. Ve ardından sonra seyirciye kaldı. Bence gelsinler ve böyle küçük, tatlı o aşk hikayesini izlesinler diyorum. Ben çok beğendim. Biraz da duygulandım. Hem eğlencesi hem duygusu yüksek bir film olmuş.
Hem Bergüzan hem Engin çok iyi oynamışlar. Herkese iyi seyirler. Valla film sıcacık, çok güzel bir filmdi. Harika oyunculuklar vardı. Bir de özlemişiz böyle şeyleri görmeyi, izlemeyi bence. Herkes mutlaka izlemeli. Keşke dememek için şimdi fırsatları kaçırmamak için.